İnsanoğlu Noksanoğlu 25. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mustafa Özcan. Montaj Engin Karagöz. Bu oyun şark klasiklerinden Kelile ve Dimne adlı eserden uyarlanmıştır. Acımasız ve zalim biri olan hükümdar Depşelim, kendine nasihatte bulunan Bilge Beydeba'ya kızarak onu zindana attırır. Başvezirin araya girmesiyle onu zindandan çıkartır ama eğer hükümdarın hatalı yolda olduğunu ikna edecek bir kitap yazamazsa, ömür boyu zindanda kalmaya mahkum olacaktır. Verilen süre dolar. Beydeba yazdığı kitapta hükümdara, hayvanlar aleminde yaşanmış gibi birçok hikaye anlatarak nasihatte bulunur. Son olarak et yiyen aslanın ot yemeye başlayınca tabii düzenin nasıl bozulduğunu ve bundan hayvanların nasıl etkilendiğini anlatır. Hükümdarıma bu örneği vermekten maksat, ana aslan gibi bir cahilinde başına gelen musibetlerden ders alarak başkalarına zarar vermekten çekinebileceğini göstermektir. Halbuki insanlar başkalarına zarar vermekten büsbütün çekinmelidirler. Çok doğru bir söz ey Beydeba. Kendi nefsin için istemediğin bir şeyi başkaları için de isteme. Adaletin esası bu temele dayanır. Adil olmak hem Allah-u Teala'yı hem de insanları hoşnut kılar. Bu da çok yerinde. İnsanın hemen kabul edeceği bir söz ey Beydeba. Şimdi bana bir hükümdar tarafından mutlaka kabul edilmesi gereken, devlet içinde ehemmiyetli olan şeyden bahset. Bu esas uysallık mıdır? Cesaret midir yoksa cömertlik midir? Bir hükümdarın devletini korumak ve devam ettirmek için en çok faydalanacağı şey uysallıktır hükümdarım. Birçok bakımdan diğer meziyetlerin başında bu gelir. Bilhassa hükümdarlara en çok yakışan huy budur. Peki bunu bir hikayeyle anlatman mümkün müdür? Evet hükümdarım. Vaktiyle bir hükümdarın semavi dinlere bağlı dindar bir veziri varmış. Bu hükümdar bir gece uykusunda 8 ayrı rüya gördükten sonra uyanmış. Hükümdarın rüyalarını tabir ettirmek için aklına ilk gelen şey Brahman rahipleri olmuş. Ancak dindar veziri, sen onları sevmiyorsun. Onlar da seni sevmiyor. Sevmediğin kimselere rüyanı tabir ettirme hükümdarım diye karşı çıkmış. Ancak diğer vezirler hükümdarın aklını çelince Brahman rahiplerini çağırtıp onlara rüyalarını anlatmış. Rahipler de hükümdarın rüyasını yorumlamak için kendi aralarında toplanacaklarını bildirip huzurdan ayrılmışlar. Rahip arkadaşlarım, bu hükümdar bizim düşmanımızdır. Biliyorsunuz ki daha geçenlerde biz Brahmanlardan 12 bin kişiyi öldürtmüştük. Evet, doğru. Doğru, evet. Evet. Şimdi bizim ondan intikam almamız için elimize bir fırsat geçmiştir. Bugün bizi çağırarak gördüğü rüyaların tabir edilmesini, yorumlanmasını istedi. Şimdi bizim bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. İyi değerlendirmeliyiz, çok doğru. Ama nasıl değerlendireceğiz? Ne yapacağız, düşündün mü? Evet, düşündüm. Hükümdarın gördüğü rüyaları yanlış yorumlayarak onun içine korku salacağız. En ağır sözlerle hükümdarı korkutarak onu kendimize bağlamaya çalışacağız. Ve ondan en çok sevdiği ve en çok hürmet ettiği kimselerin başını isteyeceğiz. Sonra da bunları birer birer öldüreceğiz. Doğru söylersin ey rahip. Böylece öldürülen dostlarımızın da intikamını almış olacağız. Onun için hükümdara diyelim ki, biz kitaplara baktık, rüyalarını yorumladık. Senin uğrayacağın belalardan kurtulman için İsimlerini vereceğimiz kimselerin kanını dökmekten başka çarem yoktur. Evet, böyle diyeceğiz hükümdara. Evet, böyle diyeceğiz. Güzel bir fikir, doğru. Ama kimlerin ismini vereceğiz? Başta hükümdarın anasını ve en çok sevdiği kraliçe İrahtı isteyeceğiz. Sonra yine çok kıymet verdiği oğlunu, çok bilgili başvezirini ve başkatibini isteyeceğiz. Ayrıca eşi olmayan kılıcını, atların yetişemediği iki büyük filini
ve hecin develerini de bize vereceksin diyelim. Bundan başka ilmiyle ve faziletiyle tanınmış çok bilgin müşavirinin kellesini de istemeyi unutmayalım. Ve ona diyeceğiz ki, sen ey hükümdar, bütün bu saydıklarımızın kanlarını akıtarak bir havuzun içinde toplayacaksın. Sonra bu havuzun içine girerek banyo yapacaksın. Havuzdan çıktığın zaman biz rahipler dünyanın dört bir köşesinden gelerek sana okuyacaklarımızı okur, seni yıkarız ve sana güzel kokular süreriz. Sen de kalkıp muhteşem sarayına dönersin ve böylece başına gelmesinden korktuğun belaları da atlatmış olursun diyeceğiz. Ayrıca hükümdara yardımcı vezir olarak bize sadakatle bağlı kimseleri almasını isteyelim. Böylece zamanı geldiğinde kralı öldürmemiz de kolaylaşmış olur. O halde vakit kaybetmeden hemen hükümdara gidip gördüğü rüyaları planladığımız şekilde tabir edelim. Evet ey Brahman rahipleri, ne yaptınız? Gördüğüm rüyaları nasıl yorumladınız? Anlatın bakalım. Ey hükümdar, biz rüyanızın manasını anlamak için kitaplarımıza baktık ve ne manaya geldiğini konuşup karara bağladık. Ne manaya geliyormuş? Ne yazık ki vardığımız netice sizin için oldukça ürkütücüdür hükümdarım. Nasıl ürkütücü? Ne demek istiyorsunuz? Maalesef siz hükümdarımızın başında türlü belalar dolaşmaktadır. Belalar mı? Aman Allah'ım, mahvoldum, mahvoldum. Fakat hükümdarımız endişe etmesinler. Onu bu belalardan nasıl kurtaracağımızı da söyleyeceğiz. Ya, öyle mi? Söyleyin hemen, ne yapmam gerekiyor? Sarayda size çok yakın yaşayan bazı kişilerin kanlarının akıtılması gerekiyor. Kimmiş bu kişiler? Kraliçe İrahd, oğlunuz Cüveyr, veziriniz İlaz, başkatibiniz Kalay ve... bilge müşaviriniz Ayvaz. Ve iki filinizle hecin develeriniz. Ne? Delirmişsiniz siz. Kendi canım gibi sevdiğim bu kimseleri öldürmektense kendi ölümümü tercih ederim. Bunu biz değil, okuduğumuz kitaplar söylüyor efendim. Olmaz dedim. Söylememiş olun bunu. Temiz ellerimi kimsenin kanıyla lekeleyemem. Hayat zaten kısadır. Ve ben dünya durdukça da saltanat sürecek değilim. Dostlardan ayrılmakla ölmek arasında hiçbir fark yoktur. Müsaade ederseniz hükümdarım, bir şey söylemek isterim. Ne söyleyeceksin? Başkalarının canını kendi canınızdan aziz tutmakla hata ediyorsunuz. Size gereken evvela kendi canınızı ve saltanatınızı kurtarmaktır. Onun için tavsiye ettiğimiz şekilde hareket ederseniz saltanatınız ve devletiniz ilelebet yaşayacaktır. Eğer bu hususta böyle zaaf içine girerseniz yok olup gidersiniz. İnsan kendini sevdiği için hayatı sever. Sizin hayatınızın temeli ise saltanattır. Sizse bu saltanata kolaylıkla kavuşmadınız. Belki birçok zahmetlere, birçok sıkıntılara katlanarak, yıllarca uğraşarak elde ettiniz. O halde bu saltanatı hor görmeyin ve küçümsemeyin. Bizlerin sözlerine itibar edin. Kendi hislerinizle hareket ederek esası elden kaçırmayın. Çünkü devletinizin ve saltanatınızın geleceği karşısında bu vereceklerinin bir değeri yoktur. Yeter! Susun artık. Sizleri daha fazla dinlemek istemiyorum. Gidin ve beni yalnız bırakın. Acaba iki şıktan hangisi daha fena? Ölmek mi? Yoksa dostların ölümüne razı olmak mı? İyi ama dostlar öldükten sonra hayatın ne değeri kalır ki? Onlar öldükten sonra bana sevinç yüzü görmek nasip olur mu? Sonra benim saltanatım da dünya durdukça yaşayacak değil ki. Ah, sevgili karım İrahd'ı görmedikçe hayatın ne kıymeti kalır ki? Vezirim İlyas öldürülürse devlet işlerine kim bakar? Beyaz filim ve atım öldürüldükten sonra benim için harekete mecal mi kalır? Şu Brahman rahiplerinin istedikleri kimselerin ölümüne razı olduktan sonra bana hükümdar demeye kimin dili varır? Ben bunların ölümünden sonra yaşamaktan ne zevk alabilirim ki? Ey vezir. Buyurun kraliçem, ne emrettiniz? Sizinle kocam ve sevgili hükümdarım hakkında konuşmak istiyorum. Tabii, sizi dinliyorum kraliçem. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi?
Brahman rahipleriyle konuştuktan sonra içine kapandı. Kimselerle konuşmaz oldu. Farkındayım kraliçem. Peki nedir derdi, sorup öğrenmediniz mi? Doğrusu çok merak ediyorum. Ama bana açılır diye bugüne kadar sorup öğrenemedim. O halde öğrenin. Siz onun yalnız veziri değil, aynı zamanda güvendiği ve çok sevdiği bir dostusunuz da. Bence onunla siz konuşsanız daha iyi olur efendim. Eğer kralımızın canını sıkan devletle ilgili bir şey olsaydı bu zamana kadar benimle görüşürdü. Belli ki canını sıkan özel bir mesele. Bu yüzden sizin görüşmeniz daha uygun olur. Haklısınız vezir. O halde ben gidip konuşurum kendisiyle. Ey bahtiyar hükümdar ve sevgili kocam, Brahman rahipleri sana neler söylediler? Çünkü seni küskün ve üzgün görüyorum. Vaziyeti bize de anlat ki senin kederini paylaşalım ve canımızı feda ederek sana yardımcı olalım. Ah, ey bu dünyadaki sevdiğim kadınlardan daha sevgili sultanım, başıma gelenleri sorarak kederimi arttırma. Çünkü bu iş senin sandığından çok daha karışık. Demek ki ben de senin yanında herkes gibi idare edilecek bir hale düştüm. Halbuki insanların en akıllısı başına bir musibet geldiği zaman bunu dostlarıyla ve emin olduğu kimselerle paylaşarak gidermeye çalışandır. Çünkü ancak bu sayede acıları azalır ve dostları sayesinde düştüğü sıkıntıdan kurtulur. Evet, doğru dersin ey güzel hatunum, ama bu hususta ısrar etmemen daha uygun olur. Peki neden? Çünkü bana sorduğun şey senin ve birçok yakınımın yok olmasını icap ettiriyor. Halbuki bense bunları kendimle bir tutuyorum. Ne demek istediğini anlayamadım. Brahman rahipleri senin ve seninle beraber birçok sevdiğimin öldürülmesini tavsiye ettiler. Ne oldu ki Brahmanlar senden böyle bir şey istediler? Bir gece gördüğüm 8 ayrı rüyanın tabirini yapıp bu sonuca vardılar. Gerçekten gerekiyorsa hepimiz sana feda olalım ey efendim. Ben ölürsem benim yerimi tutacak 1000 kadın çıkar ortaya. Fakat seni sevdiğimden ve kendimden üstün tuttuğumdan dolayı sana bir sözüm olacak. Nedir o ey güzeller güzeli kadınım? Efendim, öyle anlıyorum ki sen düşmanlarını tanımıyorsun. Bu Brahman rahipleri seni asla sevmezler. Daha pek yakında bunların pek çoğunu telef ettin. Halbuki şimdi huzuruna kabul edip onların fikirlerini sormuşsun. Şey, evet öyle oldu. Bu vaziyette sana yakışanı onları huzura almamaktı ve onlara sırrını açmamaktı. Öyle anlıyorum ki bu sayede senden intikam almayı ve nihai hedefte seni ortadan kaldırmayı düşünmüşler. Eğer onların sözlerini kabul ederek dediklerini yapacak olursan ellerine düşmüş olursun. Nihayet onlar da seni öldürürler ve saltanat da eskisi gibi onların eline geçer. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Peki sen ne tavsiye edersin? Senin hanif olan ve rahiplere, büyücülere itibar etmeyen bilge müşavirin Kaberyan'a git. Rüyada ne gördünse ona anlat ve rüyanın manasını ondan öğren. Evet, çok güzel bir fikir bu ey güzel hatunum. Bana bu aklı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Şimdi hemen ona gideceğim. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 25. bölümünü dinlediniz. 26. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.